Star.com.tr yazarı Halime Gökçe bizimle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu haftaki yazınızda reform ve ittifaklar gündeminden kimler rahatsız dediniz? Bunu konuşacağız. Bir de bildiğimiz gibi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki, Kafkaslar'daki, Suriye'deki başarısından rahatsız olanlar var. Bir de bunları konuşalım istiyorum. Önce reform ve ittifak gündeminden kimler rahatsız? Şimdi izah etmeye çalıştım. Aslında evvela şunu bence konuşmamız gerekiyor. AK Parti ve hususen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında bütün siyasi hayatı boyunca reform ve değişimle ismi anılmış, özdeşleşmiş iki yapı. Yani Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanı olarak başbakan iken de zaten AK Parti'nin kuruluş misyonunda aslında Türkiye'nin yerleşik sorun alanlarına dair bir reform ihtiyacından yola çıkarak kurulmuş bir siyasi partiden söz ediyoruz. Ve bence 18 yıllık iktidarı boyunca ki biliyorsunuz kurulur kurulmaz ilk girdiği seçimde birinci parti gelerek hükümet kurmayı hak elde etti. Ve o günden sonra da aslında girdiği bütün seçimlerde oyunu yükseltmek suretiyle üstelik iktidarda kalmayı başardı. Şimdi bu başarının kendisi aslında partinin ve liderinin reformcu bence kişiliğiyle doğrudan alakalı. Uzun süre iktidarda kalınca bunun bir takım işte analistler tarafından işte statükocu olmakla yorumlandığını görürüz. Aslında tam tersi, bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmenin bir demokrasi içerisinde ancak reformcu bir yapıyla mümkün olabileceğini takdir etmek gerekiyor. Halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Türkiye'nin en sancılı süreçlerinde bile bana kalırsa o reformcu yönünü terk etmedi. Hatırlarsınız belki Türkiye'de terör eylemlerinin ayyuka çıktığı dönemde bile AK Parti hükümeti demokratikleşme paketi açıklayabilmiş bir özgüvene sahipti. Fakat son 5-6 yıldır biliyorsunuz Türkiye'nin içinden geçtiği çok çetin bir süreç oldu. 15 Temmuz darbesi bu çetin sürecin tap noktasıydı diyebiliriz. İçeride ve üstelik dışarıda da işte Suriye özeli, Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye'nin dış politika anlamında da çevrelenmeye çalışıldı. İçeride de sıkıştırıldı ve içeriye sızmış, içeride devlete şerik olmaya çalışan, devlete ortak olmaya çalışan terör yapılarıyla sıkıştırıldığı bir dönem. Bu çok istisnai bir durum aslında bakarsanız. Yani benzeri belki dünya tarihinde görülmemiş bir dönem. Haliyle bu süreçten geçerken söylemlerin sertleştiği bir vasat oluştu Türkiye'de. Bu vasatın bugün hala devam etmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu sorusu var bence önümüzde duran. Bunu belirleyecek iki unsur var kuşkusuz. Türkiye'nin dış politikadaki kazandığı mevzilerin bir anlamda kabul görmesi. Bu kabul görmediği takdirde, bu anlamda Türkiye yeniden sıkıştırılmaya devam edildiği takdirde ki biliyorsunuz işte Amerikan seçimlerinden sonra işte Biden'ın gelmesi, Türkiye'nin işte Suriye, Doğu Akdeniz vesaire politikalarında önümüze ne getirecek? Bu bir ayrı bahis. Bu da belirleyici olacaktır kuşkusuz. Ama şu önümüzdeki vasatta Türkiye şunu yapmak istiyor. Elbette ki kazanımlarından asla taviz vermeden. Ama dünyada işte aşırı sağın yükseldiği, dışlayıcı politikaların yükseldiği bir vasatta Türkiye demokrasinin, reformun, çok kültürlülüğün, toleransın aslında sembolü, taşıyıcısı, önericisi bir söylem durmak istiyor bana kalırsa. Bu işte Avrupa Birliği ile ilişkilerinde, keza sorumlu olduğu alanlarda işte Yunanistan gibi, Fransa gibi ülkelerle yeniden temasında ve hatta Amerika Birleşik Devletleri ile, Biden'lı Amerika Birleşik Devletleri ile
oluşturmak istediği dil, tarz, üslup bu. Ama tabii ki bu tek taraflı bir şey değil kuşkusuz. Muhataplarının nasıl davranacağı da çok nasıl davranacağıyla da çok alakalı. Ben hani şunu gözlemliyorum. Türkiye bir müttefik olarak, dış politikada özellikle bir müttefik olarak, iyi bir müttefik olarak kartlarını açık oynuyor ve benim kartlarım açık, iddialarım ortada, taleplerim ortada, aldığım mevzi ortada, masadaki ağırlığım ortada. Gelin birlikte çalışalım diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi böyle bir aktöre sırtını dönen, böyle bir aktörle tekrar mücadele etmeye çalışan, tekrar savaşmaya çalışan muhatapları belirleyecek aslında bundan sonraki süreci. Ben hani bu anlamda dış politikayla içerideki sürecin Türkiye açısından çok net olduğu görüşündeyim. Şimdi 2023 tabii ki yaklaşıyor. 2023 yaklaşırken bir taraftan da ittifaklar meselesi gündemde ve bu mesele işte reform yaklaşımlarıyla birleşince ben hani içeride bir rahatsızlık, yani özellikle muhalif aktörlerden bir rahatsızlık yükseldiğini gözlemliyorum. Nedir bu rahatsızlık? Bir kere biliyorsunuz yeni sistem küçük partileri çok önemli hale getirdi. İttifakların işte o 50 artı 1'in biri kabilinden ittifakların önemli parçaları, önemli gramları, hatta gramın bile önemli olduğu bir tartı çünkü artık seçim dediğimiz hattımay. Buradan hareketle AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ihtimali diğer muhalif bloğun genişlemesi ihtimalini sekteye uğratacağı için buna karşı bir rahatsızlık ortaya konuluyor. Hı hı. Ben hani AK Parti'nin görüştüğü aktörlerin aslında Türkiye'deki işte olağan süreçlerde bana kalırsa seçmenlerin nezdinde ve kendi sosyolojik tarihsel derinliklerin nezdinde de doğru tarafta olmadıklarını, AK Parti de böyle düşünüyor bence, doğru tarafta bulunmadıklarını, Türkiye'nin kaderini değiştirecek pozisyonun Cumhur İttifakı'nın aldığı pozisyon olduğunu ve keza özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği o çetin sürecinde bunu aslında ispatladığını söyleyerek bazı aktörlere aslında davette bulunuyor. Gelin bundan sonraki sürece sizce birlikte yürütelim. Çünkü bir şey, bir badire, bir köprü geçildi. Önemli bir badire atlatıldı. Bundan sonraki süreç bir anlamda nekahat evresi diyebiliriz. Bir anlamda kurumsallaşma evresi diyebiliriz. Çünkü yeni sistem min de test edildiği, yeni sistemin de revize edildiği, belki yeni bir süreç başlayacak önümüzde. Bunları gelin birlikte yapalım diyor. Haliyle işte Millet İttifakı diye bir dediğimiz yapının unsurları da bundan ziyadesiyle rahatsız. Çünkü orada işte AK Parti'nin ittifaklarını genişletmesi durumunda kendilerinden kaybedeceklerini düşünüyorlar. Mevcut yapı içerisinde biliyorsunuz CHP'den ayrılanlar oldu. İYİ Parti'nin önünde işte HDP meselesi bir meydan okuma olarak duruyor. Bütün bunlarla yüzleşmek durumunda kalacaklar kuşkusuz. Böyle bir süreç yaşıyoruz 2023'e giderken. Bakalım, zaten az da kaldı. 2023'e neler olacak hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Değişimlere şahit olacağız. Star.com.tr yazarı Halime Kökçe bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.